Transfer Merkez TV'den hepinize merabalar arkadaşlar. İkincilik beyaz grupla karşınızdayız. Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ben Abdullah. de geçen hafta biliyorsun Hüseyin Şanlıurfa Spor forması hediye ediyorduk. Şimdi çekilişini yapacağım. Geçen hafta Afyonspor çekilişindeki formadan dönen olmadı. Bunu da arkadaşlarımıza iletelim. Bu sefer bir kazanan bir de yedek sayısı belirleyeceğiz. Hemen çekilişi başlatıyorum Hüseyin. 181 katılım dedi. Evet, tamam. Toplamda bakalım ne diyecek. Lider olunca herhalde biraz daha fazla Evet, katılım fazla bir de Urfa Spor oluyor. camiası Urfa Spor'dan. forması olunca her şey tamamlandı. Dilerseniz buraya diyoruz. Kapat. Çekilişi başlat dedi. Çekiliş başladı Hüseyin. Hadi hayırlısı olsun Allah Allah. 3, bakalım. 2, 1. An şahs. Şanlıurfa Spor yazmış. An şahs. An X A H. Tamam Abdullah, o isimlerin altına olmadı yorum atalım da arkadaşımız da Aynen şey yorumlasın. yapsınlar. Bir de Mustafa Budak. O da yedek mi? Yedek. O yedek talihli. Kazanan An şahs. Bize adres bilgilerini atarsa ben buradan Evet. hemen ekran görüntüsünü almış olayım şurada. İkisini de Aha. ekran görüntüsünü alayım. Şanlıurfa Spor forması kazanan arkadaşlarımız. Tebrik ediyoruz. Üçüncü grupta çekilişimiz olacak arkadaşlar. Formayı ayarlamadım ama hemen ayarlayacağım. Ayarlamadım ama ayarlayacağım. Kafamda bir takımın forması var. Üçüncü ligde bir çekiliş yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet Hüseyin. Tabii bu esnada beyaz grupla başlamış olalım. Liderin maçıyla başlayacağız Hüseyin. Şanlıurfa Spor. Bir berabere kaldı. Kemal Rüzgar'ın çok güzel bir golü var. Onu da yayınladık sosyal medya hesaplarımızdan. Neler söylersin? Tabii Şanlıurfa Spor hani geçen hafta Isparta deplasmanından aldığı 3 puandan sonra buradan da 3 puan alıp yoluna devam etmek istiyordu. Avantaj tepti mi? Tepmedi bence. Çünkü Ahmet de berabere kaldı. Erok da bay haftasıydı. Ben çok büyük bir avantaj tepdiğini Yani düşünmüyorum şu Şanlıurfa açıdan. Spor'un. Ahmet'in berabere kaldığı haftada Şanlıurfa Spor puan farkını açıp yani çünkü biliyorsun Şanlıurfa Spor'un bir maç fazlası var Ahmet Spor'a göre. Evet, doğru. Abla, bir defa telaş yapmamaları lazım. Yani hep bunu söylüyoruz, programlarda dile getiriyoruz. Hani bak, bunun esintileri çıkmaya başladı. Olayın içeriğini bilmemekle birlikte Arnavutköy ve Şanlıurfa Spor taraflarından açıklamalar geldi. Maç içinde yönetimlerin birbirine girdiği, baya böyle bir kavga dövüş çıktı yönünde açıklamalar vardı. Görmüşsündür sen de mutlaka. Hani bu tarz işlere gerek yok. Hani biz her zaman dediğimiz işte hani sakin olun, sezgisizliğinizden uzak durun, soğukkanlı olun dedikçe Urfa'ya. Burası bence önemli bir kıta. Buraya dikkat etmesi gerekiyor Şanlıurfaspor'un. Çünkü Şanlıurfa gibi tezcanlı camiaların bir kıvılcıma aleve dönebiliyor, ateşe dönebiliyor. Zaten iyi giden bir takım var. Zaten iyi takım var. İki tane devre transferle birlikte ligin sonuna kadar zirve yarışının içinde olacak bir takım Şanlıurfaspor. Ondan dolayı biraz daha sakin kalmak gerekiyor bence. Arnavutköy maçından bir kalınması kötü bir sonuç mu? Bence değil. Arnavutköy de sonuçta bu ligin en az mağlup olan takımlarından birisi konumunda. O kadar kötü, o kadar olumsuz bir takım durumunda değil. Arnavutköy için bir puan iyi. Şanlıurfa Spor için de tabii 3 puan olsaydı çok tatlı olurdu onlar için. Tadından yenmezdi. Otomatikman Ahmetspor'un 3 puan önüne geçmiş olacaklardı. Bu daha büyük bir avantaj olacaktı. Ama 1 puan da çok kötü bir sonuç değil. Şanlıurfa Spor liderlik yarışını sezon sonuna kadar devam ettirecektir diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi Şanlıurfa Spor taraftarı çok fazla etkileşim veriyor bize. Evet. Camia eskisinden daha farklı bir şekilde, yani geçtiğimiz yıllara nazaran daha farklı bir şekilde takıma inanmış bir durumda ve çok iyi destek de veriyor. Tribünleri Evet. dolduruyor, sosyal medyada güçlü olmaya başladılar. Ki bu Şanlıurfa Spor sosyal medyada çok güçsüzdü. Bu güçlendiler. Rehavete kapılmamaları gerekiyor Hüseyin. Senin de söylediğin gibi. Şimdi Emin Başkan bir küfür etti işte. Arnavutköy Başkanı ismini bilmiyorum. Sayın Başkan'a hakaret etti. O ona hakaret etti gibi iddialar var ortada. İçeriğini çok bilmiyoruz. İddialar var ortada. Küfürler. Şimdi çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Öncelikle biz Şanlıurfa'yı biz misafirperver olarak biliyoruz. Tamam, öyle. Eğer ki başkan, Emin Başkan böyle bir şey yapmışsa da onu ayıplarız. Yapacağımız şey bu. Hı. Ama bilmiyoruz. Onu ayıplarız. Ya işte Bilmiyoruz. hani her Sadece şeyden, iddialar her var. şeyden etsin Abdullah yani bu tarz durumlar, bu tarz olaylar açıkçası Urfa'ya katkı sağlayacak olaylar değil. Antipatik Anlatabildim mi? olaylar.
Urfa'ya katkı sağlayacak olaylar değil. Yani zaten Urfa dediğim gibi hani bir alev, bir ateşe alev, bir kıvılcım bir aleve, bir ateşe dönüşebilir Urfa'da. Hüseyin, Ya bak bunu... şimdi Tarsus seyircisiyle birbirine girdiler. Evet doğru. Ahmet seyircisiyle Diyarbakır'la birbirine girdiler. Şimdi Evet. Arnavutköy yönetimi yani birbirine girme söz konusu. Şanlıurfaspor'a yakışmayan hareketler bunlar. Hani suçlu oydu buydu fark etmiyor arkadaşlar. Yani ben sizi suçlamıyorum ama Şanlıurfaspor'u biz daha farklı biliyoruz. Ki sen Evet. Isparta'daydın mesela. Çünkü geçen hafta çok güzel görüntüler vardı. Hani bizim Evet, doğru. bildiğimiz Şanlıurfaspor bu. Tabii şimdi Aynen. arkadaşlar da hani bizim niyetlerimizi biliyor. Biz Tabii Urfa'nın tabii. yani yerinin burası olmadığını da çok iyi biliyoruz. O yüzden rehavete kapılmadan yollarına devam etmeleri lazım. İki takıma da Dediğim gibi başarılar dilerim. Kemal Güzel'in golü çok iyiydi. Onu söyleyebiliriz. Arnavutköy'de de Furkan Yaman'ın performansı Ya mükemmel gidiyor. Furkan Yaman, Hüseyin, Furkan Yaman'ın bu sezonki performansı, geçtiğimiz sezon hatırlarsan Selik'te de çok iyi performans sergilemişti. Evet. İyi bir grafiği vardı. Bu sezonda şu an 7 gole ulaştı. Furkan potansiyelini ispatlayamayan oyunculardan birisi aslında. Daha da öyle yaşı falan da çok değil. 96. Daha transfer yapabilecek kapasiteli bir oyuncu. Bu performansı devam ettirirse devre arası da transfer yapabilir diye düşünüyorum ben. Yani neden olmasın? Yani bir üst tarafa gitme ihtimali olan bir futbolcu ya da diğer rakiplerine Kesinlikle. gitme ihtimali olan bir futbolcu. Ahmet Ankara maçına geçelim için. Sağdan beraberlikle ayrıldı Ahmet. Evet. Şimdi maçı takip ettiğini bilmiyorum. Ben Takip ilk ettim. yarıyı takip ettim. İkinci yarıyı da Mete'ye takip ettirdim. Şimdi ilk önce Mete'nin analizlerini okuyacağım. Mete çünkü özellikle analiz etti bu maçı. Hemen Evet. Mete'nin analizlerini de biz Mete ile çok konuştuğumuz için. Evet. Ankara Spor, Ahmet Spor defansın arkasına at. Gel. Yani şimdi defans arka Hüseyin bir ofsayt taktiği yaptı Ankara Ahmet Spor. Yani çok fazla ofsayta düşürdü. Ofsayt tuzağına. Evet. Ki bence biri ofsayt değildi. Bence biri ofsayt değildi. Durdurdu oradayken. Ahmet Spor'un ofsayt taktiği çok iyiydi. Ama hücum da etkisiz. Pozisyon üretemediler. Şimdi Ankara Spor ciddi bir takım. Pas oyununda var. Ahmet Spor da pas oyununda var. Ön alan baskısını iyi yapıyor. Ama bu sefer ön alan baskısını Ankara Spor yaptı. Evet, Alan haklısın. daralttılar. İçeriye doğru girdiler. Ve hani iki takım da daha çok hani Ahmet Spor'un hücumda etkileyip gözükse de bu hafta çok da etkili performans sergileyemedi Ahmet Spor. Yani bunu söyleyebilirim kesinlikle. Yani benim ilk yarı itibariyle. İkinci yarıda Mete de benimle aynı fikirde. Ya yani bir iki takım da birbirini iyi analiz etmişti. İyi Evet, haklısın. çalışmışlar derslerine ve sağdan beraberlik ayırdılar ki bence çok kaliteli bir takım. Şimdi zaten Ankaraspor'un performansını hep burada anlatıyorduk yani hani bu ligde gerçekten çok can yakan, iyi işler yapan bir defa bir hoca takım var Ankaraspor'da. Ahmet Spor da bence hoca takım Abdullah. Yani her zaman söylüyoruz geçen seneki kadronu koruyup üstüne takviyeler yaparak. Bugün bakıyorsunuz savunmada işte Anıl Şahin sağ bekte oynadı, sol bekte Oğuz oynadı. Tandemde de Hüseyin'le Cenk Kaplan oynadı Ahmet'le. Farkındaysan. Kaleci de Can Tuğ. Evet. Yani kaleciyle birlikte savunma 5 oyuncusu daha geçen seneki 5 Evet. oyuncu. Geçen seneki 5. Bunu her zaman söylüyoruz ama gerçekten asıl da olay bu. Çünkü niye? Bakıyorsun yedek kulübesine savunmada kim var oynayabilecek stoperde? Can Coşkun var. Gökhan Köseoğlu var. Hani şöyle düşün. İkincilikte hangi takımda bu oyuncuları almazsın, değerlendirmezsin? Gökhan Köseoğlu mesela. Emrecan Coşkun. Her takımda forma şansı bulabilecek oyuncular. Gökhan Köseoğlu her takımda 11 oynayabilecek tarzda bir oyuncu baktığımızda. Burada önemli işler var. Tabii ben burada geçen hafta sen değinmiştin ama bu hafta da yani bu Can Tuğ'un performansına da değinmek lazım Abdullah. Beklentinin çok üstünde bir performans sergiliyor. Geçen sene yani yedek kulübesini bir şekilde doldurmak için alınmış bir oyuncuydu biliyorsun. Kurtuluş Yurdu'nun olaylı ayrılmasından sonra. Can Tuğ'un bu performansında Ahmet Hoca'nın ekibinin, Emin Hoca'nın kaleci antrenörünün falan çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok ekstra işler yapıyor Can Tuğ. Ligin Onun en az dışında gol yine yiyen takımı zaten. kesinlikle bu grubun en az gol yiyen takımı Evet. konumunda. Hep bu grubun. Yani bu grubun en az gol yiyen takımı konumunda. Tabii bu maçtan galibiyet çıkarmaları onlar için önemli olurdu. Ama yani yapacak da bir şey yok. Şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla burada hoca yani zaten maçta da dikkatimi çekti de santraforsu çıktı aslında. Hani biraz daha. Yani hani 4-6-0'ı tercih ediyordu. 4-6-0 gibi ama hani mesela ne bileyim hani Gürkan da geçen haftayı kötü geçirmemişti. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Erop maçında. Evet. Yani
ne bileyim hani sanki böyle alınabilirdi. Yani forvetle hoca takımı bozmayabilirdi diye düşünüyorum aslında. Hani gol de bulmuştu biliyorsun Gürkan. Yani ben Ahmet başarılı gidiyor. Bir de Ankaraspor'da Adem Hoca'yı övmek lazım. Tekrardan söylüyorum, Amispor'u iyi analiz etmiş, iyi durdurmuş. Ankaraspor'un yetenekli ayakları var ama onlar daha mütevazi bir kadro yapısına sahip. Geçtiğimiz sezonla kan kaybettiler. Yani evet. burada Ankaraspor'da tebrik etmek lazım Adem Hoca'yı da. Evet, Çok iyi işler yapıyorlar. Ankaraspor'da Adem Hoca iyi iş yapıyor. Sedat Cengiz'in performansı çok takdire şayan. Gerçek Başkan bir öyle abi diyor. gibi. Sedat Cengiz diyor başkan. Evet Sedat yani ve Cengiz yani takımın diyor en önemli ismi diyor. Sedat Cengiz. bakıyorsun önde koşuyor, arkada koşuyor, her yerde koşan bir Sedat Cengiz var. Yine Doğukan İnci biliyorsun, o da Evet. Karşıyaka çıkışlı bir kardeşimiz. Potansiyelini yansıtamamış oyunculardan birisi. O da iyi işler çıkarıyor. Bakın artık Doğu Karıncı'yı bir maçta beğenmedim senin bu arada. Bu maç özelinde söylüyorum. ben mücadelesini iyi buldum Abdullah. Ya hücumda yani gol yollarında eksiz bir görüntü Yani çiziyor. Gol yollarında. Ahmet spor savunmasına karşı oynuyor Ya orası da doğru. Ya orası da ama. doğru. Yani iki takıma da başarılar dileriz. Ahmet spor hiç olmadığı kadar iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Evet, inanmışlar. Aynen Bir de öyle. kendi seyircilerine dönerlerse, yani kendi seyirciler derken kendi statlarına dönerlerse orada çimi de düzeltiyorlar. Çok Evet. daha iyi olacaktır Ahmet. Erok haftayı bay geçti. Çorum ilk galibiyetini aldı Tahsin Evet. Tam'la. Yani bir kan değişti ya. Hüseyin, bunu şöyle özetleyelim. Mert Nobre iyi insan olabilir. Ama burası ikincilik. Burası çok farklı bir yer. Yapabilecek bir şey değil. Bu ligin dinamikleri diye bir olay var. Sahaların, şehirlerin dinamikleri var burada. Şehirlerin. Abdullah pasif hoca değil yani, pasif hocadan aktif hocaya geçiş gibi dönemi gibi bir dönem oldu Çorum'da baktığımızda. Hani daha çok yönlendirmeyle sürekli hani birilerinin desteğine ihtiyaç duyan hoca tipinden dedik çaldığım düdük tarzına geçen bir hoca Tahsin Tam'a geçtiler. Ben çok doğru bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum öncelikle. Tahsin Tam tercihinin. Geçtiğimiz Kadro sezon final kalitesi oynamış bir isim. Ondan kesinlikle önceki onun sezon Bodrumspor'la Bodrum'da iyi çok işler çok yapmış büyük bir işler isim. yapmış. Yani baktığında Bursaspor kariyerine kadar çıktığı takımlarda iki ortalamasının üstüne çıkmış. İki ortalamasını yakalamış bir teknik direktör. Oldukça başarılı bir teknik direktör. Herkesin düşü dediği Karacabey'i playoff final oynatmış bir hoca. Bursa'da istenileni yapamadı. Ayrı bir konu. Oradaki sıkıntılar, dertler fazla. Orada hani belki Mourinho da olsa istenileni yapamayacak yani. Öyle söyleyebilirim. Tahsin Hoca bence doğru bir tercih. Kadro kalitesi Tahsin Hoca için ideal bir kadro kalitesi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka belli başlı dokunuşlar olacaktır aslında. Ve hocanın gelişi otomatikman takıma sirayet etti. Takım bir defa daha disiplinli olacaktır bundan sonra. Daha görevine sadık bir takım olacaktır. Sinan iki tane attı. Murat Yıldırım bir tane attı. Bayburt'ta da başkan istifa etti. Orada karışıklık devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Celil Başkan istifa etti. Süreç Bayburt'u nereye götürecek bilmiyorum. Ama Tahsin Tam'ın gelmesiyle birlikte Çorum'un artık çıkışa geçeceğini düşünüyorum Abdullah. Önemli de bir galibiyet aldılar Bayburt karşısında. Sivas'ın bu hafta Başarılı bir kazanmasından sonra Bayburt'un işi yani gerçi çok yani bir tek bir puan farkı yok ama yine de moralleri bozacaktır. Sol sıraya yerleşti abi bu hafta. evet. Evet Abdullah. Çorum'un da devre arasında savunmaya ve orta alana o geçiş bölgesine takviye yapacağını düşünüyorum Hüseyin ben. Evet. Şu an için isimler gelmedi ama bunu da öğrendim takviye yapılacağına dair bilgi Aha. geldi. Bakalım neler olacak. Yani Çorum'un yine devre arasında ben aktif olacağını düşünüyorum. Yine Tabii transfer Çorum'a yapacaktır. Iğdır'dan vesaire de geçiş olabilir. Iğdır Spor Kulübü'ne falan da geçiş olabilir muhtemelen. Muhtemelen. Hani Bakalım göreceğiz. orada şans bulamayan oyunculardan Çorum'a geçişler olabilir. Çünkü Çorum gerçekten yani hem zaten iyi takım, nokta atışları da yaparlarsa playoff'u zorlayacaklardır aslında. Bakalım. Evet Hüseyin. Geçiyoruz. Sırayla gidiyoruz. O yüzden sırayı karıştırmayalım. Menemenspor'a geçelim Hüseyin. Göreceksin herhalde. Bu haftanın ilginç sonuçlarından biriydi. Nazilli Belediyespor, Menemenspor 2-0 yendi. Nazilli Belediyespor, hemen bakayım. Son 3 maçını kazandı. Son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Kupayı dahil Nazilli etmiyorum için bu arada. neyi? Kupayı dahil Ha, kupayı. etmeden son 5 maç Evet. 4 galibiyet, son 3 maçında kazanarak geldi. İyi bir grafik süreceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle haklı. Yani bir defa toparladılar. Gerçekten iyi toparladılar. Hani 3 maçta kazandılar. Baktığımızda önemli bir konuma geldiler bence. Çünkü baktığımızda 10. haftanın sonunda 7 puanları vardı. Şu anda 16 puanları var.
Hani baktığımızda sıralamada 14. sırada gözüküyorlar. 16 puanla. Ama 4. sıradaki Erok'la aralarında sadece 4 puanlık bir fark var. Bu çok Liderle 8 puan var senin şu an. evet. Bu çok kıymetli. Böyle bir seri yakalamak önemliydi. Can Hoca'yı burada da eleştirdik. Yani sürekli bir kadro dışı, kadro dışının affedilmesi, bir daha kadro dışı vesaire. Ama bir Geçtiğimiz şekilde sezondan kaynaklı olarak Can Hoca'ya eleştirdik senin. Yani yönetim şekli. Geçtiğimiz sezon da yönetememiş o süreçte. evet. Ama bu sefer haklıymış Can Hoca ki Aynen. verimi aldı. Sonuç aldı yani. Eleştirdiğimiz gibi burada övmeyi de, tebrik etmeyi de, takdir etmeyi de biliriz. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Hocaya da tebrik ederim. Bence önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Önemli galibiyeti, önemli seriyi hanesine yazdırdı. Takımı da pozitif yönde bir ivme yakalattı. Menemen'de biliyorsun iyi gidişat vardı. Onlar da Nazilli deplasmanında mağlup oldu. Menemen'de yani baktığımız hesapla hani bu ligde şu playoff'a kalır diyeceğimiz bir ortam maalesef yok. Hani kesinleşen bir durum yok. Aslında bu maalesef demeyeyim. Grubun bence rekabet seviyesini artıracak şeyler. Ama ben bunu geçen hafta da demiştim. Bugün de diyorum. Önden önceki haftalarda da diyorum. 2 hafta sonra da muhtemelen diyeceğim. Bu grupta kimse havlu atmaz Abdullah. Kolay kolay. Kimse havlu atmaz. Bu grupta herkes herkesi yenebilir. Bu grupta rekabet, mücadele sezon sonuna kadar devam eder. Devre arası transferlerinin en etkili olacağı grup bu gruptur aslında. Evet. Hüseyin, şöyle Menemen'le alakalı bir bilgi vereyim. Sivas Belediye 26 gol yedi. Bayburt 24 gol. Nazilli 19. İnegölspor ve Menemen 18 gol yedi. Menemen 18 gol attı, 18 gol yedi. Menemen kalesini tam bir takım hüviyetinde değil. Kalesini gole Evet. kapatmakta çok sıkıntı yaşayan bir ekip. Maçlarında gol Evet. olma oranı yüksek. Bazı maçlarda düşük geçirdi ama genelde gol olma oranı yüksek. Yani 36 gol atıldı. 12 karşılaşmada maç başına 3 gol. Evet. Yani gol yemez. Savunma olayını tam olarak oturtamadılar Abdullah. Yani ben de açıkçası Menemen'i burada da izlemiştim biliyorsun. Baktığımızda işte Kadir oynuyor. Kadir Yazıcı var. Onlar da sol bekte. Bakıyorsunuz işte stoperde Gencer oynuyor. Gencer 2,5 senedir ayağına aynı top değmiyordu. Bedirhan Altunbaş'ın bildiğim kadarıyla belli başlı sakatlıkları var. İdmanlarda bazen sıkıntı yaşıyor ama sahada çıkıyor, oynuyor, elinden geleni yapıyor. Biraz daha hücumu seven ama savunmaya dönüşlerde sıkıntı yaşayan beklere sahipler. Stoper tandeminde de Gencer biraz hamlelik bir oyuncu. Onun yanındaki stoper tandeminde ara ara değişiyor. Savunmadaki zafiyetleri ortada evet yapacak şey yok. Yani kalelerinde de çok tecrübeli bir kaleci var. Özer. Çok da kaliteli bir kaleci. Benim bu lig için beğendiğim kalecilerden birisi. Ama savunma zafiyetlerini de halledeceklerdir umarım. Hasta mısın Hüseyin sen? Biraz. Evet, az gez biraz o zaman canım. Ya az gez. Hayır, Güzel güzel vurdum lafı. Lafı güzel vurdun. niye? De hafta sonundan dolayı hatırlarsan canım. Yapacak bir şey. Evet, Bursaspor Düzcespor karşılaşmasına geçelim. Evet, Çok geçelim. müthiş bir maçtı Hüseyin. Evet. O kadar güzeldi ki özellikle maçın böyle ikinci yarısından top, yani spiker coştu. Bu sporda spiker coştu. Top bir o kalede bir o kalede. Golsüz bittiğine bakma maçın. Çok zevkliydi. Sadece bu noktada Düzcespor'u şu noktada eleştirebilirim Hüseyin. Çok fazla bireysel değil mi? Bencil oyunu oynayan isimler var. Bencilliği tercih ediyorlar. Hücum Mehmet Özer. yollarındaki birkaç oyuncu bencilliği tercih ediyor. Ve bundan kaynaklı gol yollarındaki bu hafta Düzce Spor gol atamadıysa en büyük sorunu bu. Mehmet Oyuncuların Özer bencil. mesela. Mehmet Özdiraz da Eren'i de aynı şekilde bencil oynuyordu. Bu hafta için söylüyorum. Hatay maçında da bencil oynamıştı. Özellikle hani Eren'in işte ben şeyde oynuyorum hani Hatay Spor'a karşı oynuyorum. İşte kendimi göstermeliyim niyeti. Eren orada da çok bencil oynamıştı. Bu hafta Mehmet Özdiraz da Eren de çok bencil oynadı. Çok gol kaçırdılar. İnanılmaz zevkli bir karşılaşmaydı. Maç çok tempoluydu. Sanki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool Real Madrid finalini izliyor maçın sonu. Allah Allah. Şimdi Gerçekten çok Abdullah. zevkliydi. Doğru. Biliyorum. Şimdi Mehmet Özdiraz'la ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Özdiraz gibi bir oyuncuya sahipsen onu biraz serbest bırakacağım. Ona yapacak bir şey yok. Onun yeteneklerinden faydalanman gerekiyor. Ama Eren de onun aynı dışında şekilde olursa yürümez. efendim? Eren de aynı O şekilde ayrı bir şey. olursa Evet. yürümez bu Hani iş. bunu bir oyuncudan fazla oyuncuya bu tarz bir toleransı gösteremezsin. Onun dışında baktığında mesela Altaran'ı bir yedek kulübesine çekme durumu olmuş. Altaran mesela Emre Gündoğdu'ya çok şans gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Yani Altaran Emre Gündoğdu geçen sene Etimesgut'ta ligin ilk yarısında iyi işler yapmıştı. Sonra Adıyaman'da çok iyi bir süreç geçirmese bile ilk yarısı Etimesgut'ta iyi işler yapmıştı. O da potansiyelde bir kardeşimiz. Altaran da öyle.
baktığımızda savunma arkasına hani süratli kanat oyuncularından birisi. Ondan faydalanabilirsin. Tabii. Ama Ercüment Hoca bence Düzce'de elindeki kadronun hakkını veremiyor. Kendi şahsi yorum yapacak olursam. Veya bu kadro sonuçta Ercüment Hoca tarafından oluşturulsa da oluşturulduysa da eksikleri var. Aynı tip oyuncular alınmış vesaire. Bunu buradan ama efektif bir takım çıkarılabilirdi aslında. Takıma göre kadrolar çıkarılabilirdi. Hoca daha bence istenilen oyunu da ortaya koyamıyor. İstenilen sonucu da alamıyor. Benim gördüğüm bu. Onun dışında Bursaspor için önemli bir puan, Düzcespor'dan alınan bir puan bence. Bursaspor'da da geçen hafta zaten konuşmuştuk Hasan Ayaroğlu Evet. muhabbetini. Hasan Ayaroğlu'nun Teksas Tribünün lideri Selim Bey'i değil mi? Selim Kurtulan. Yani, aynen Selim Kurtulan'ın arasında geçen diyalog. Yani oradaki kaos, kriz hep devam edecek gibi Bursaspor'da. Bunların Allah yardımcısı olsun. Ve duyduğum kadarıyla da sezon sonuna kadar da İsmail Ertekin'le yola devam edecekmiş Abdullah. Yani En büyük hata Hüseyin. Bu konuya hani. gelecektim ben. İsmail Ertekin. Şimdi İsmail hocam sen spor direktörsün. Bana göre spor direktörü değilsin. Bana göre sen Zaten teknik direktörsün. değil zaten. Bana göre sen teknik direktörsün. Şimdi burada İsmail Hoca'nın bir suçu yok. Spor direktörü İsmail Ertekin gibi birini yaparsa o da Tahsin Tam'ı yer. Tahsin Hoca başarısızdı, başarılıydı kenara koyuyorum. Ama yer. Buradaki Bursaspor yönetiminin hatası var Hüseyin. Aykut Kocaman dağı mı yedi? Emre Belezoğlu Erol Bulut yedi. Fenerbahçe'den örnek gidiyoruz ama yapamazsın. Türkiye'de spor direktörlük tanımı bu değil. Ve oturmamış bir tanım. Burada Evet. idari menajer kullanırsanız, genel menajer kullansanız Bursa Spor için çok daha iyi olur. Sen burada mısın bu arada ekranın? Buradayım, buradayım. Yani çok daha iyi olur. Bence İsmail Hoca ile yola devam edecekler. İsmail Hoca iyi oynatır mı? Oynatır. Başarılı olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tabii ödemelere bağlı bu bazı şeylerde. Ama bence çok yanlış bir şekilde geldi. Ya işte Abdullah zaten kulüp yapısı sıkıntılı. Yıllardan dolayı sıkıntılı olduğu için kulüp bu duruma geldi. Şimdi sen hala diyorsun ki işte spor direktörü İsmail Ertekin, hoca Tahsin Tam. Tahsin Tam gitti. İsmail Ertekin'i hoca yaptık. Sezon sonuna kadar İsmail Ertekin hoca, spor direktörlük kurumuna veya makamına herhangi birini düşünmüyoruz. Kardeşim yapın yok işte senin, anladın mı? Yapın yok. Sen Barcelona kadrosu da kursan, Messi'yi de getirsen, Ronaldo'yu da getirsen senin yapın yok. Yapın olmadığı bir yerde çökmeye mahkumsun. Ya senin borcun geçmiş 1 milyar TL'yi. Senin transfer tarafını açmak için 250 milyon TL paraya ihtiyacın var. Günden güne dolar kuru, euro kuru bilmem nesinden derken artıyor. Ya bu kadar olayın içinde hala kurumsal bir yapı kuramıyorsun. Sen Bursa Spor'sun. Türkiye'nin 5. büyüğüsün. Kimse kusura bakmayın. Yani şampiyonluk anlamında. 5. şampiyonusun. Fenerbahçe'si, Galatasaray, 5. Trabzon'u, 5. Bursa'ydı. Başakşehir 6. oldu yani hani düşündüğünde. Sen 5. şampiyonusun. Süper Lig şampiyonu olmuşsun camia. Yani bu kadar hani kurumsallıktan uzak bir ben açıkçası bilmiyorum yani iyi niyetlidir muhtemelen Bursaspor yönetim vesaire ama ben doğru bir yönetim örneği göremiyorum. Bağıra bağıra da kulübü kötü yola götürüyorlar. İşlerini zor görüyorum Abdullah. Evet, tekrardan söyleyelim. İsmail Hoca'ya başarılar dilerim. Kulübü sıkıntıya götürüyorlar. Allah yardımcısı olsun. Bursaspor'un Erzincan Afyon deplasmanından beraberlikle döndü bu esnada. Evet. Afyon iyi işler yapmaya devam ediyor Hüseyin. Kısaca söyleyecek Kesinlikle. olursak da Erzincan'da Hikmet Hoca 4 puan geldi, 4 puan aldı. Hikmet Hoca için bence iyi bir başlangıç 4 puan alması. Afyon için de baktığımızda aslında 12 maç 18 puan maç başına 1,5 puan ortalaması bence mükemmel bir başarı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten çok beğeniyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Hiç beklemediğim, hiç başarılı olmasına ihtimal vermediğim bir yapıydı Afyonspor yapısı. Ama bugün baktığımızda geldiğimiz noktada Koray Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Bu mütevazı kurum, mütevazı takımdan tekeden süt sağmayı başaranları da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyorum Afyonspor'u. İki takıma da başarılar diliyorum aslında. Evet, Somaspor'a geçelim şey. Çok önemli bir galibiyet aldı. Sparta 2-0 Evet. mağlup etti. Maçı izledin de Aha. bilmiyorum. Çok izleme imkanım olmadı çünkü yayında yoktu Abdullah bu maçın. Acaba tribünlerden hani çekimler olur Ha. mu diye sordum. Ya yok o da olmadı. Yani hani ben mesela Soma Spor Siyahiciler Facebook sayfasından bekledim bunu. Onlar da yayın yapmadı. Biraz Fox Sport'tan sonra bazı gözlemciler, temsilciler yayın konusunda biraz çok şey yapıyor Abdullah. Bunu söyleyeyim sana. Hani Sıkıyor. sıkıyor. Haklı Bunu bence olarak. bunu ya öyle ama bunu Fox Sports'la birlikte bir orantılı bir şekilde en azından Fox Sports
profesyonel olarak her maçı yayınlayacağı haftaya gelene kadar bence yerel kanallarla olur vesaire anlaşarak güzel bir çalışma yapabilir en azından. Ligin kalitesini devam açısından. Fox Sports'un yayın kalitesini beğeniyorum. Bunu söyleyeyim. Yaptıkları maçta yayınları beğeniyorum. Ama en azından onlar o tam sistemle çalışmaya geçecekleri zamana kadar bu şekilde bir şeyleri engellenmese sanki daha tatlı olur gibi geliyor aslında. Onu söyleyeyim. Soma Spor çok başarılı gidiyor Hüseyin. Tebrik etmek lazım. Burhanettin Basetemir'i. Yusuf 7 gol. Yusuf Türk çok iyi gidiyor. Ben yine Tekirdağ Spor'a düşünüyorum. Kadrodaki en yaşlı futbolcu Hüseyin 27 yaşında. Evet. Ortalama 22, 21, 20 yaşında gençler de var. Kadroda diğer oyuncular da var ama forma şansı bulanların ortalaması 23. Yani bu bantta gidiyor. Çok iyi bir ortalama. Buna rağmen başarı yakalıyorlar. Aslında kulüplerinin yapması gereken şey bu. Gerçekleri kabul edip Evet. Bursaspor'un keza diğer kulüplerinin keza aynı şekilde ki yapması gerekenler bu. Somaspor devre arasında bir satış daha yaparsa ben hiç şaşırmam. Ben hiç şaşırmam. Çok iyi gidiyorlar. Somaspor'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Isparta Spor'da sana bırakıyorum. Hakan Hoca geldi. Somaspor'la ilgili ufak tefek ben de bir şeyler söyleyeyim. Zaten hani Burhanettin Hoca bal liginden adam görüyor, alıyor. Ki onun dışında bak çok da mantıklı transferleri de var aslında. İşte Denizli çıkışlı Kadir Kurt var. Stoper. 99 doğumlu olması lazım. Geçen sene Fethiye'de şampiyonluk yaşamıştı kardeşimiz. Bakalım. Bakıyorsun Altınordu'dan aldığı Ali Mert Aydın var. Yani bir ara alt yaş milli takım 24 kategorilerinin yaşında o da. alt Ali yaş Mert. milli takım kategorilerinin böyle sürekli oynayan isimlerinden biri. Sakatlık yaşadı bir türlü yakalayamadı ama onların performansını da zirveye çıkarmayı başarıyor Burhanettin Hoca. Tebrik ediyorum. Somaspor'la ilgili her zaman görüşümüz, düşüncemiz aynı. Başarılı bir takım, başarılı bir yapı, doğru bir yapı. Isparta-Spor'la ilgili teknik direktör değişikliği oldu. Hakan Şipşek'le yollar ayrıldı. Hakan Yılmaz geldi. Hakan Hoca geldikten sonra bu maçta biraz daha orta saha da top kontrolünü sağlamış takım aslında Isparta-Spor. Ama tabii skor alamıyor. Şu anda Isparta-Spor'un bu saatten sonra iyi oyuna falan çok iyi mücadeleye de ihtiyacı yok. Isparta-Spor'un bu saatten sonra 3 puana, 3 puanlara ihtiyacı var. Yani iş sıkıntıda gidiyor Isparta-Spor'da. 10 puanı var. Baktığımızda 12 maç 10 puan. Hani yapı olarak kurulan takımda tecrübeli oyuncular var. Bakıyorsun Musa Nizam, Burhan Eşer yani çok hani Bak değerli ben bir şey böyle. söyleyeceğim Hüseyin. Burada her hafta konuşuyoruz. Sezon başı başladı. Teknik direktör şu an bölgesel amatör ligde. Çorlu Doğru. 1947'nin teknik direktörü oldu. Hatanın nereden kaynaklandığını anlamaları gerekiyor. Ya bak zaten Atla şimdi şöyle bir durum var. Bakıyorsun bugün Ömerkan Demir bu maçta sakatlık yaşadı. Ömer Çek sakatlık yaşadı. Muhammed Aran sakatlık yaşadı. Senin 3 tane değerli 11 oyuncun sakatlık yaşadı. Ve hepsi aynı bölgede. 11-12 tane oyuncunun şu anda aynı bölgeden dolayı sakatlık yaşadığını düşün. Bu ne demek? Bu takım sezon başı çalışmamış demek. Kimse kusura bakmasın yani. Sezon başı bu takım iyi hazırlanmamış yani. 2-2-4. Böyle bir defosu var takımın. Sakatlıklar üst üste geliyor. Oyuncular tam formu yakalayacak oluyor. Tam aynı yerden sakatlık, aynı yerden sakatlık. Çünkü bu çocukların hiçbiri kronik sakat değildi yani sonuçta. Kronik sakat olan adamlar değildi. Isparta-Spor'un acilen puan ve puanlara ihtiyacı var. Şimdi 3 maçta 9 puan çıkarmış bir Nazilli geliyor bu hafta sonu. Allah nasip ederse maçta olacağım. Bu maçı izleyeceğim. Bilmiyorum nasıl bir maç olacak. Yani ama bu maçta alınacak olumsuz bir sonuçtan sonra Isparta'da işler iyiye gitmeyebilir. Farklı kararlar çıkabilir diye düşünüyorum artık. Yani muhtemelen kadro dışı kararı falan artık gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü yapılan kadroyla ortadaki başarı arasında muazzam bir tutarsızlık var Abdullah. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim Hüseyin. Yani ama sezon başındaki mevzu çok bir şekilde, net bir şekilde belli. Bu arada Yusuf Hoca'nın ben Çorlu'daki ilk maçını kaybetti bu arada. Oradan da kovulacağını düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım Yusuf Şimşek'in. Bir yanlış Hüseyin. Bir yanlış. Pandemi dönemi bir yanlış. Unutmayacağım Yusuf Şimşek'in yaptığı yanlışı. Bir yanlış. Bunu da hep dile getireceğim. Batman Petrol kazandı Hüseyin. 1-0 mağlup etti Batman Petrol'de. Ödeme problemleri devam ediyor bu arada. Onu da Evet. söyleyeyim. Bu hafta ya geçen hafta biraz ödeme yapmışlar. Söyledikleri paranın 8'de 1'i 9'da 1'i oranında bu arada. 8'de Evet. 1'i 9'da 1 yani ödenmesi gereken tutardan bahsetmiyorum. Söyledikleri paranın 8'de 1'i 9'da 1 şeklinde ödeme yapmışlar. Ona rağmen takım kazandı. Ahmet Hoca direnmeye devam ediyor. Bir şeyler yapmaya devam ediyor. Batman seyircisi de Ahmet Hoca'yı eleştiriyor ama yönetimlerini eleştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Para ödemiyorlar çünkü. Bu oyuncular oraya boşuna gelmedi. Ekmek parası için geldi. Benim fikrim. Kadroda bazı değişiklikler de yapmış.
yine Ahmet Hoca Şahin Şıpakoğlu'nun penaltıdan attığı golle İnegöl Spor'u 1-0 mağlup etti. Ya işte anlamadığım noktalardan birisi bu. Üçüncü ligde Batman böyle çok büyük paralar harcayarak şampiyon olduğu zamanlar oldu. İşte şampiyon olamadığı zamanlar oldu. Geçen sene çok büyük paralar harcamadılar. Doğru isimlerle şampiyon oldular. Zafer Hoca'nın da Geçen gözünde sene devre şampiyon. arasında problem vardı hatırlarsan şey. Vardı, Oyuncular. biliyorum. Nurettin Çağlar Biliyorum. muhabbetini herkes bilir. Evet, biliyorum. E şimdi arkadaş çıkıyorsun, ikinci geçmek için bir taraflarına böyle çabalıyorsun, uğraşıyorsun, yırtınıyorsun. E sonuç olarak geldiğin noktada oyuncuya para ödeyemiyorsun. Yani ben anlamıyorum. Niye? Ne oluyor yani? Üçüncü de ne harcadın? Batman Petrospor Süper Ligi gördü de biz mi bilmiyoruz? Yani orada mı borçlandı? Nerede borçlandı Batman Petrospor? Hüseyin, Ben futbolcu bunu... olarak söylüyorum sana. Diyorum ki gel kardeşim bizle top oyna. Bizimle beraber top oyna. Tamam. Sana da diyorum ki 1 milyon para vereceğim. Rakamları atıyorum. 1 milyon para vereceğim. Ben senin paranı ödemiyorum. Senden performans alabilir miyim? Alamam. Alamaz. Alamam. Peki sen niye geliyorsun buraya? Paranı ödemeyeceksin. Ne işin var kardeşim benim orada? Futbolcuya. Özellikle yabancı futbolcular ya ülkesinden kalkıp buraya geliyor ekmek parası kazanmak için. Yabancı futbolcuya para ödemiyorsun. Neymiş efendim? Bu şeyler atıyorum. Vay efendim bu camia için şunu yapmalıyız bunu yapmalıyız. Bana ne kardeşim bana ne? Sen benim paramı ödemezsen ben o camia için kılımı Aynen öyle. kıpırdatmam. Oyuncuların Aynen. ayrılmak istiyor. İnegölspor bakalım toparlayabilecek mi? Onu da göreceğiz bu arada. Batman için de 12 maçta 18 puan yaptılar. Onu Çok iyi söyleyeyim puan. 1,5 puan ortalama. ben. Yani Ahmet Hoca'yı eleştiririz o bu ama Ahmet Hoca bence iyi takım yaptı. Yani iyi de başarılı da gidiyor bence. Yani Birçok Batman oyuncu Ahmet Hoca Petrospor için ne geldi Hüseyin şampiyonluk. oraya. He? Birçok oyuncu oraya Ahmet Hoca için geldi. Tabii yani kimse oraya şampiyonluk Ahmet Hoca'yı böyle şampiyon mu yapmış? Şampiyon yapma hayaliyle mi çıktılar sezona bilmiyorum da yani eğer böyle bir şey yaptıysa yönetimin hatasıdır. Ahmet Hoca şampiyon yapacağım diye bir beyanat verdiyse Ahmet Hoca'nın hatasıdır. Bu takımın olacağı playoff'u zorlasın. Kulübün atarsa zaten çok başarılı. Evet, Sivas Belediye ilk galibiyetini Tarsus'tan aldı Hüseyin. Sivas Belediye tebrik ederim. Tarsus Evet. da ikinci mağlubiyetini aldı. Sivas Belediye'nin can yakacağını yani geçen haftadan Ankaraspor karşılaşmasından belliydi. Hatta haftalardır oyunundan dolayı belliydi. Gülün canını yakacak ama kime patlayacak Sen dedin. söylemiştin bunu. Aynen ben dedim bunu. Sonunda oldu hayırlısı olsun. Yani Sivas Belediyespor için önemli bir galibiyet. Çünkü en azından yani lige Reaksiyon son verdiler. tabii reaksiyon verdiler. Son haftalarda belliydi zaten Erok maçında da biraz hakları falan da yenildi, gasp edildi biraz gerçekçi olmak gerekirse. Ankara Spor maçında zaten hani rakiplerini çok zorladılar. Bence çok önemli bir galibiyet. Tarsus karşısında aldığı galibiyetler. Tebrik ediyorum. Tarsus İdmanyurdu ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip olmasına rağmen yaşanan maddi sorunlar sonucunda 13 maçta 17 puan toplamış bir takım seviyesinde. Oyuncular elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Herkesin alacağı milyonlar var muhtemelen. Binler milyonlar var. Muhtemelen devre arası bu gidişle 100 yıllık Tarsus İdmanyurdu 100. yılında devre arası çil yavrusu gibi dağılıp küme düşme mücadelesi verebilir. Yani oyuncuların başka takımlara ismi bir konuşulmaya başlandı bile. Konuşulur. Konuşulur yani o takımdaki futbolcuların hepsi değerli futbolcular. Aslında yani stoper tandemine baksana bir. Kurban olayım. Eyüp Fatih Can'ı, Volkan'ı, Selim Fatih Sönmez. Korumaz'ı, Olmaz'ı hangisini beğeneceğim? Hangisine bir şey diyebilirsin? Hepsi aslan gibi çocuklar yani iyi futbolcular. Gerçekten bu ligin bence iyi kurulan takımlarından birisi. Doğru bir mali yapıyla doğru bir şekilde ödemeleri götürselerdi. Bugün Tarsus'un olacağı yerler ben açıkçası Şanlıurfa, Ahmet, Ankara, Erok ya ilk dört. O dördün içinde olurlar diye düşünüyorum. Bu kadar da net söyleyeyim sana. Sivas Belediye Bayburt deplasmanına gideceksin. Çok önemli maç. İki takım açısından da. Çok çok Evet. önemli maç. Haftanın maçı diyebilir miyim? Haftanın maçlarından birisi bence. Bayburt-Sivas Belediye maçı. Bakalım neler olacak. Gelecek hafta burada beraber Abdullah gelecek olacağız. haftaki maçlardan haftanın maçını seç bakayım ya. Ankara Erok. Tarsus Ankara Erok Ahmet. mu diyorsun? Hı. Tarsus Ahmet İnegöl Çorum. Bence haftanın karşılaşması belli Hüseyin. Bayburt-Sivas Belediye. Ben Tarsus Samet diyorum. Güzel maç olur biliyor musun? Güzel maç olur ama bence Bayburt Sivas maçı böyle daha önemli. Bence Isparta Nazilli de gergin geçer. Güzel mücadele olur Isparta Nazilli'de. 11. ayın 13. Bilmiyorum belki Ankara Erok maçı izlenebilir maç. Akın'ı da görmek istiyorum. Akın'ı da görmüş olurum. Evet, bitirdik. Teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve katılım kutuna katılmayı unutmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hüseyin görüşmek üzere. İyi günler diliyorum Görüşmek herkese. üzere. İyi günler.